Herkese merhabalar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Ayakkabı Dairesi'nde farklı bir ürün inceliyoruz. Elektronik bir ürün inceliyoruz. Çok soruldu, çok merak edildi. Çok da tutuldu. Instagram'dan paylaşmıştım. Yaklaşık 15 kişi falan bana hikayesini gönderdi. Abi ben aldım diye. Ve inceleme de istendi. Çünkü birçok kişi de merak ediyor. Nasıl bir performansa sahip? İyi midir, kötü müdür? Bozulur mu? Ben de onları cevaplamaya çalışacağım. Alalı tam bir hafta oldu. Her gün kullandım, her akşam kullandım. Fikirlerim az çok netleşti. 100 liraya 90 liraya masaj aleti olur mu demeyin. Oluyormuş. Bunu görmüş olduk. Evet, aletimiz bu aslında. Şuraya da çıkarttığım zaman şöyle bir tabanca, pek bir olayı yok. Arkasında bir tane girişi ve bir tane de düğmesi var, görebiliyor musunuz? Başlat düğmesi. Buna bastığınız zaman 6 tane farklı pozisyonu var. Hızlanıyor gitgide. Evet, çok bir farkı yok. Birincide de altıncıda da gayet iyi performans sergiliyor. Biraz ağırlığı var, yani yarım kiloyu aşıyordur muhtemelen. Tam olarak kilosunu hemen şu an bakalım. Ayakkabılar için ölçtüğümüz şey güzel olacak. Yaklaşık arkadaşlar 872 gram, yani neredeyse 1 kiloya yakın. Dediğim gibi ağır biraz. Yani taşımanız maşımanız belki zor olabilir diye düşünüyorum. Önüne uçlar takıyorsunuz. Bu takması da gayet basit. Tık diye ittiriyorsunuz ve bu kadar. Fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Şöyle bir kutuda geliyor. Kutunun içinde birden fazla başlık var. Bu başlıkları farklı farklı bölgelerde kullanabilirsiniz. Daha büyük kas grupları için şöyle bir top var. En çok kullandığımda bu oldu. Çok güzel. Bir tane mermi gibi plastik. Bir tane omurganızda kullanmak üzere olan var. Bu da çok güzel. Bir de eklemlerinize, işte diz kapakları, çevresindeki kas grupları, omuzlara, girintili çıkıntılı olanlara şöyle bir düz başlık var. 4 adet takabileceğiniz plastik başlık geliyor. Yani hiç kalitesi malitesi öyle ahım şahım değil ama iş gören bir şey. Ben çok memnun kaldım, bu başlıklar bana fazla fazla yetti. Genel itibariyle dediğim gibi topu kullandım. Bazen mesela işte belimde, sırtımda biliyorsunuz benim çok ağrılarım oluyor. Bende bel fıtığı var, bilmeyenler için söyleyeyim. İki yerde çok büyük bir şekilde. Dizlerimde de menisküsler var. Kaslarımı sürekli spor sonrası, koşu sonrası açmam gerekiyor. Birçoğunuz gençseniz bu tarz bir ihtiyaç hissetmemiş olabilirsiniz ama yaş aldıkça masaj çok öne çıkıyor. Dikkat ederseniz işte NBA oyuncuları, futbolcular spor aktivite öncesi ve sonrası sürekli masaj yapıyorlar. Tabii masörleri var, uzmanları var. Bizlerin öyle imkanları olmadığı için yapacak bir şey yok. Bunlarla idare etmemiz gerekecek. Bu çok önemli bir konu. O yüzden bu videoya da şu diğer şeylerle başladım aslında. Benim olmazsa olmazlarım foam roller diye geçer. Şu, bunun 3 tane falan var bundan farklı farklı versiyonlarında ve topum var. Yine şurada belki görüyorsunuzdur, masaj topu var. Hani bu tarz bir şeylere ben çok ihtiyaç duyuyorum. O yüzden bu videoyu da çekmeyi istedim. Hani baya baya kullanan, ihtiyaç duyan birisi olarak. Bunların ihtiyacını geçirdim mi? Hayır, bana o kadar etkili olmadı. Yine bu topla ve foam rollerla yaptığım zaman belim özellikle çok iyi geldi. Çok acıtıyor. Acı istiyorsanız bence bunu bir deneyebilirsiniz. Gerçekten bağırttırıyor insanı. Silah da benim ulaşamadığım yerlere veya yapmakta eksik kaldığım yerlere çok iyi yetişti. Özellikle üst vücuduma, işte omzuma, sırtıma, göğsüme, birçok alana ulaşabildim. Tek başıma da spor yapıyorum. İlk günler eşimi çok hani ya bana masaj yap diyordum. Ama ilerleyen zamanlarda şöyle ters kullanmaya başladım arkadaşlar. Ters kullanarak, uzanarak yapabiliyorsunuz. Ve birçok yere şu şekilde omzunuzun arkasına, sırtınıza, her yere eliniz yetişiyor. Ne bileyim, kasıklarınıza, masıklarınıza, o tarz yerlerde çok rahat girer. Foam roller her yere, yani çok esnek olmanız lazım foam roller kullanmanız için. Bunda öyle bir şeye gerek yok. Hani kendiniz istediğiniz noktada yapabilirsiniz. Özellikle mesela şu omuz başları çok sıkı oluyor ve bunu foam roller'da üstüne yatıp yapmak çok zor. Hemen bir tane sıkı uç alıyorsunuz ve brrrr şeklinde hallediyorsunuz. Şu an buraya takacağım priz yok yakında da, o yüzden konuşurken çalıştıramıyorum. Benim bayağı hoşuma gitti, işte mesela sırtınıza, mırtınıza bu şekilde çok rahat ulaşabiliyorsunuz birçok yere. Ters kullanımı şu şekilde mevcut oluyor. Güzel. Kalçam için daha çok kullandım. Bacaklarım, dediğim gibi kasıklarım, işte omuzlarım, sırtım derken baya baya kullandığım, ortalama yarım saat kullandığım bir ürün oldu 6-7 gün boyunca. Birçok kişi abi çabuk bozulur mu ya, bize onu söyle diyorlar. 7 gün kullandım, bilemiyorum 1 ay sonra 2 ay sonra nasıl olur. Ha, sanki iyi olacakmış gibi duruyor ama tabii ki kullandıkça neler gelir başımıza bilmiyorum. 90-100 lira için harika bir ürün. Ortalama 100 lira dedim bu arada. Ben 89 lira gibi bir şey almıştım. Şu sıralarda 100-110 oluyor. Hani çok bir fiyat farkını düşünmenize gerek yok. Bence bir tane hemen alabilirsiniz eğer ihtiyaç duyuyorsanız. Veya biraz bekleyin. Zaman zaman indirimler oluyor. O zaman alabilirsiniz. Trendyol'dan almıştım. Hatırlayanlar, bilenler vardır. Yine Instagram'dan beni takip ederseniz bu tarz ürün paylaşımları sık sık yapıyorum. Ben alıyorum. İndirim var. Sizler de alabilirsiniz şeklinde. Trendyol'dan aldığım gayet tatlı güzel bir ürün oldu. Aşağıya açıklama kısmına da bu ürünün linkini bırakacağım yine. Temelde fiyat performans olarak çok iyi olduğunu düşünüyorum. Benim almayı istediğim marka neydi? Biocore'du yanlış hatırlamıyorsam. Araştırıp bakabilirsiniz. 6000 lira arkadaşlar. 6000 lira masaj aleti. Paul George falan var hani böyle tutuyor şey yapmış tanıtımında. Tabii o kadar profesyonel spor yapmadığımız için
O tarz şeyleri şu an için almamız pek mümkün değil. İlerleyen zamanlarda belki çok ihtiyaç duyar ve beğenirsem alabilirim. Bunu da o yüzden aldım. Hani bir bakayım bu tarz bir şey kullanıyor muyum? Beğeniyor muyum? O açıdan 100 lira yani nerelere vermiyoruz ki deyip buna verdim. Şu gördüğünüz foam roller'lar artık 100 lira. O yüzden bu tarz bir şeyin 100 lira olması bana hiç koymamıştı. O yüzden beklentimi de düşük tutmuştum. Şarjsız benim için yani ilk böyle handikap bu olmuştu. Kullanım kılavuzunda şarjlı olarak belirtiyor ama şarjı yok. Sadece fişe takarak kullanıyorsunuz. Hoşuma gitmeyen bir durum olmuştu. Sonra baktım ki her yerde evimin her yerinde priz var. Tamam prizi idare ederiz. Bir de şarjlı olursa belki daha hızlı bozulabilir. Hani şarj süresi gitgide düşer ve daha teknoloji ne kadar artıyorsa bu ekipmanların bozulma olasılığı o kadar artıyor diye düşünüyorum. Çünkü ucuz ürünlerde, kaliteli ürünlerde aynı şey geçerli değil belki ama priz yanında takabilirsiniz. Benim şu şekilde her yerde uzatma prizlerim oluyor. Ona takıyorum. Veya evde her odada 3 tane falan var. O şekilde hallediyorum. Odanızda eminim vardır. Telefonlarınızı şarjda takıyorsunuz her gece. O şekilde hani yatağınızda bile kendinize yapabilirsiniz. Televizyon izlerken, film izlerken bence harika oluyor. Ben yeni formülüm o. Televizyon odasına kurdum. Bir yandan dizim açık, bir yandan brrrr yapıyorum. O şekilde hem vaktimi değerlendirmiş oluyorum gibi hissediyorum. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Bu uçlarında dediğim gibi her birinin farklı amacı var. İşte omurga kaslarınıza bununla yapacaksınız. Daha böyle İçte sıkışmış bazen olur. Mesela çok şınav çektiniz, çok göğüs çalıştınız. Böyle bir yerlerde bir ağrı var. Onları hafifletmek için çok önemli. Bu temelde ne yapmış oluyor arkadaşlar? Kaslarınızın bu sıkı halini açıyor, yeniliyor ve kan dolaşımını hızlandırıyor. Bu sayede bir sonraki güne daha iyi performans sergileyebilecek konuma geliyorsunuz. Dinlendiriyor. Kaslar arkadaşlar biliyorsunuz büyüme olayı, mantığı işte yırtılması ve tekrar büyümesi, yırtılması ve tekrar büyümesi. Ve bu sayede bir üzerine çok geçmiş oluyor. Bu geçen kasları aslında rahatlatmak ve açmak için kullanılabilir. Detaylı derseniz hani nasıl kullanılır, neler yapılır bir kullanıcı olarak yapabilirim. İşte foam roller için de aynı şey. Bana zaman zaman geliyor foam roller bir videosu yap abi hani öneri ne yapıyorsun ne ediyorsun. Bunlara çok zaman ayıramadığım için yapamadım. Dilerseniz o şekilde de bir şey olabilir ama blogları takip ediyorsunuz zaten her video foam rollerla falan giriş yapıyorum. Bu şekilde sizler de yapabilirsiniz. Temelde neylere dikkat etmeniz lazım? Kemiğinizin üzerine gitmeyin sakın. Hani kemiğe gidip dırırırt yaparsanız kendinizi sakatlayabilirsiniz. Kaslar için kaslarınızın bulunduğu bölgelerde. Hareket ettirme şekli de arkadaşlar genelde kasların uzunluğuna göre, gidişatına göre olur. Yani mesela omuzunuzdaki kaslar şöyle şöyle gidiyor. Anatomide az çok görmüşsünüzdür. Yani o şekilde gitmenin mantığı var. Yan böyle böyle gitmek sizlere zaten hissettirecektir. Yani yanlış bir şey yapıyorum hissi. İşte dizinize yapacaksınız mesela. Dizinizde daha böyle oval oval gezindirebilirsiniz. Yine bacaklarınızda daha uzunlamasına kendiniz hissedeceksiniz. Yavaş 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 tecrübe ederek kullanabilirsiniz. YouTube'dan videoları, farklı videolar izleyebilirsiniz. Kas grupları hakkında az çok fitness seviyorsanız az biliyorsunuzdur. İşte kolunuzdaki yine aynı şekilde bu şekilde uzunlamasına kaslarda git gel yapılabilir. Bilekleriniz her yerinize yapabilir. Ayağımı bile yaptım görüyorsunuz. Zaman zaman bazen çok ayakta kalıyorsanız, yürüyorsanız ona da ihtiyaç olabiliyor. Yine çok uzattım, yine çok konuştum. Yine ağzım kurudu. Bu şekilde hemen son bir prize takalım ve çıkışımızı yapalım. Oldukça uzun oldu. Ben bir 5 dakika falan anlatırım dedim ama 10 dakikayı bulduk şimdiden. Evet taktım. Şu şekilde arkasındaki tuşa basıyorum. Biraz böyle sesli çalışıyor. Oo, bu hissi arkadaşlar ekrandan anlamanız çok zor. Gerçekten bayağı güzel bir his veriyor. Mesela bakın biraz kemiğe kayıyorum. Hemen çok rahatsız etti zaten. O yüzden kaslarda kalıyorsunuz. Ağrı nerede çoksa biraz orada zaman harcayın. Yani tahmini 10-15 saniye orada durmak mantıklı olabilir. Ve daha sonra diğer kas gruplarına ilerleyin. Mesela şu bileğim şu an ağrıdı. Çok fazla elinizle böyle arkasından ittirmenize gerek yok. Biraz zaten hafif tuttuğunuz zaman yetiyor. Kas nerede ihtiyacı varsa orada kendini göstermiş oluyor. Biraz daha hani böyle bastırmanızı isteyen noktalar olabilir. Orada biraz daha bastırabilirsiniz. Genel itibariyle sadece temelde şöyle tutuyorum. Bakın hani çok bir şey yaptığım da yok. Aynı şekilde buralar çok iyi oluyor ya. Ben buraları pek yapamazdım. Daha çok benim için formlu olurlar. İşte burada da bir tane var. Orada da şurada da bir tane var. Şurada zaten. Bunları daha çok benim kalçam, popom ve hafif de sırtım için kullanırken şimdi bunu her şey için kullanabilirsiniz. Bayağı etkili, bayağı güzel. Mesela işte kasığa doğru gittikçe daha kasılmış, daha sıklaşmış kas grupları olur. Futbolcularda falan da kasık sakatlığı çok vardır bilmiyorum takip ediyorsanız. Ben çok fizik tedavi aldığım için yanımda yatan arkadaşların çoğu hep böyle kasıklarında problem olurdu. Onları açmak, onları genişlet, onları rahatlatmak çok önemli oluyor. Özellikle işte halı saha maçlar şu anda yapılmaz ama ilerleyen zamanlarda yapıyorsanız, basketbol oynuyorsanız, koşu. Ya masaj arkadaşlar yenilenmeniz için, tekrar eski halinize hızlıca dönebilmeniz için, recovery için çok önemli. Tabii bu ürün tek başına karşılayacak bir ürün değil. Dediğim gibi ben hala diğerlerini de kullanıyorum. Ama bayağı iyiymiş ya. Yani sizlere pahalı masajların hafif de olsa tadını veriyor. Yani bir seansına 300 lira, 400 lira ben veriyordum. Hatta 550 lira verdiğim zamanlar olmuştu. Gittiğiniz yere göre değişir.
Ha bakın burada 100 liraya istediğiniz zaman, istediğiniz kadar, istediğiniz bölgenize yapabiliyorsunuz. Uyarı olarak şunu vermiş makine. İşte suya yaklaştırmayınız falan. Tabii ki onlar zaten yapacağınız şeyler değil. Yarım saat çalıştırın ve sonra dinlendirin. Bir saat boyunca yapmayın, daha hızlı bozulabilir. Alete de biraz nefes alma aralığı sunmak mantıklı olabilir. Mesela bak şuralar efsane hissettirdi. Diz kapağı çevresi. Mesela böyle yapın ve daha sonra dizinizi kırıp hafiften deneyebilirsiniz. Kaslarınızı da genelde gergin bir biçimde tutarak masaj yapınca daha iyi hissedeceğinize eminim. Yani burada biraz daha sizin hissiniz. Çok sakatlanmanız mümkün değilmiş gibi geliyor bana. Kimisi demiş abi kemiğime tuttum sakatlanıyordum. Yani kemiğine niye tutuyorsun diye düşündüm ben de. Bu tarz şeylere dikkat ederseniz. Evet, gayet hoş, gayet güzel. Detaylı da bir anlatım gibi oldu diye tahmin ediyorum. Ayağınızın mesela buraya da çok iyi geliyor. Ayak masajı mesela bir yorgun günün sonunda bu şekilde kendinize armağan edebilirsiniz. Eşiniz, dostunuz, kardeşiniz, abiniz, ablanız herkesi birbirine yapabilir. Ya dediğim gibi çok beğendim. İlerleyen zamanlarda o biyo koruda almak istiyorum. 6000 lira ama. Bakalım hedefimizde o var. Hedefimiz yükseklerde 100 yıllık masaj tabancasıyla idare ediyoruz. Evet, biraz mesela hızlandıralım derseniz. Şu şekilde. En hızlısındayım şu anda. Ya çok bir farkı oluyor mu? Ya biraz daha böyle bastırırsanız daha anlamı çıkıyor. Birinci seviyede güzel, altıncı seviyede güzel. Gerçi biraz daha böyle hızlı olunca daha farklı bir acı duygusunu daha hızlı yaşıyorsunuz arkadaşlar. Hemen bacağınızda farklı bir his beliriyor. Evet, çok iyi. Çok iyi. Bu şekilde kapatıyorsunuz. Şarjsız çalışmıyor dediğim gibi. Birisi bana mesaj atmış. Abi benim şarjlı çalışıyor diye. Herhalde biraz da kısmet işi. Ama sizinkisi de muhtemelen şarjlı çalışmaz. Bu şekilde sipariş edebilirsiniz aşağıda verdiğim linkten. Linkte ayrıca benim kullandığım veya kullanabileceğimi düşündüğüm birçok spor ürünü de var. İhtiyacınız olanları uygun fiyatlı Trendyol'dan alabilirsiniz. Şu sıralar Trendyol alışverişini çok yapıyorum. Daha önceden niye keşfetmemişim, kendime çok kızıyorum. Her şeyimle gidip orijinal mağazalardan çok pahalı bir şekilde alırdım ama indirimler şunlar bunlar Trendyol'da gerçekten güzel oluyor. Kusura bakmayın uzun olduysa ama biraz daha kapsamlı detaylı fikirler ver, kullanımı anlat derken bu şekilde olmuş oldu. Konuşmayı seviyoruz kamera karşısında. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere diyorum. Bu şekilde farklı bir içeriği beğendiyseniz de yorumlarda lütfen beğendiğinizi göstermeyi belirtmeyin. Like atabilirsiniz. Kanala yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Daha çok ayakkabılar üzerine, günlük vloglar ve eğlenceli içerikler yapmaya çalışıyoruz. Beğeneceğinize eminim. Spor seviyorsanız kanalımı seversiniz diye tahmin ediyorum. Kendinize dikkat edin. Ayakkabı Dice bugünlük. Out.